Daha mantıklı, <laughs> olumlu düşünmeye çalışıyorum. İnşallah bunlar da yakın zamanda daha iyi yerlere Dediğiniz girer. Dediğiniz gibi biraz daha olumlu düşünmek lazım. Düş sonra gazeteci Adem Özsoy'la birlikte. Bu haller tabii ki çok önemli bir e, kurum. cumhurbaşkanından temsil ediyorlar. Bu iftirayı atanlar, bu iftirayı atanlar aslında kendileri bunları yapanlar. İyi akşamlar sayın seyirciler. Edirne Gündemi programıyla karşınızdayız. Ee, Yorumcu gazetecisi programımızın Adem ile bizlerle birlikte. Adem Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum. Ramazan ayının ilk gecesi ve sizlerle birlikte e, bizleri evine konuk eden misafirlerimize de güzel bir akşam dileyelim. Biz de e, tüm seyircilerimize hayırlı Ramazanlar dileyelim. Ve programımıza başlayalım. Ee, biliyorsunuz programımızda bir geçtiğimiz haftada neler oldu bu bir haftayı değerlendiriyoruz Adem Bey yorumlarıyla değerlendiriyor. Evet 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüydü. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sizi neyi hatırlatıyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Edirne'de kutlamaları nasıl buldunuz bu yıl? Evet biliyorsunuz tabii ki e, emekçinin e, hakkı ödenmez. Bu yıllardan beri böyle kutlanıyor Hı -hı. ama bakış açılarını farklı olarak Avrupa'dan tutun dünyanın değişik yerlerine göre meslek örgütlerinde işçilerin ne durumlarda olduğunu gözlemliyoruz. Ee, Avrupa'da daha yerleşmiş olan demokrasi e, ortamında biraz daha işçinin haklarını çok daha savunabildiği bir konumu gözlemliyoruz. Ama Türkiye'de bunu e, maalesef görmemiz mümkün değil. Ger gerçi zaman içerisinde. Ee, özellikle bu ihtilaller olduktan sonra yani e, hiç harzu etmediğimiz özellikle 80 ihtilalinden sonra da e, anayasal hakları bazı kırpılan işçilerimizin sonradan gelen hükümetler sayesinde e, her geçen gün biraz daha iyiye gittiğini söyleyebiliriz. Ancak e, bunu yaparken de özellikle taşoran yasası çıkmıştı. Bu taşoran yasasından da işçilerin büyük bir kısmı etkilenmişti. Ve bununla birlikte taşoran yasası da bu son dönemde kaldırıldı. Ve işçilere biraz daha bir hak taleplerinin, daha biraz güvencesini sağlanmış gibi oldu. Ama tam anlamıyla değil. Bunun tabii ki karşılıklı oturup sonlandırılması lazım. Günümüzde de birkaç gündür yine konuşuluyor. Özellikle kıdam tazminatının kaldırılması, işçilere verilecek hakların konuşulması gibilerde. Bunları da göz önüne alması lazım işçilerin de. Çünkü şu anda savaş verilen mücadelede özellikle işçilerin bu kıdam tazminatında olan hareketlilik, e, kamu görevi yapanlar için avantaj. Ama normal fabrikalarda, özel sektörde çalışan işçilerimiz için dezavantaj. Ben iki gözle de, gözlemle de bunu bakıyorum. E, devlet içinde olursam tabii ki kıdem tazminatını isterim. Hakkımdır. E, yani orada 30 yıl çalışıyorum. Bunun hakkını 30 yılın sonunda almak isterim. Onu da zaten devlet veriyor. Ama özel sektörde çalışırken özel sektörde karaltıya çalışıyorsun bir noktada. Çünkü artık son dönemlerde İşçilerin pardon işverenlerin sık sık iflas etmesi, Concordo'da ilan etmesi ve paravan şirketler üzerinden işçilere çalıştırılması işçileri mağdur ediyor. Yani bir işçi 20-25 sene 25 sene çalıştığı bir yerde son zamanda bir bakıyor ki bir iş değişikliğinden dolayı veya şirketin içerisinin boşaltılmasından dolayı işçi hak ettiği parayı alamıyor. Ve bunları mahkeme yoluna taşıyor. Mahkeme yoluna taşısa dahi bunun sonucunu maalesef ulaşamıyor. Sonucuna evet. ulaşamıyor. Ve böylelikle de tabii sıkıntılar doğuyor. Ben e, kıdam tazminatının daha biraz tartışılarak işçinin de anlayabileceği şekilde ve işverenin de neler yapabileceğini anlatabilecek şekilde bunun anlatılması lazım. Zaten bakacak olduktan sonra da en çok o, bunlar konuşuldu özellikle kıdam tazminatı. E, geçim sıkıntısı haliyle hepimiz biliyoruz. Yani asgari ücretle bir insanın geçinmesi çok zor ama Türkiye şartları bunu gerektiriyor. Siz çalışmazsanız başkasının çalışabileceği bir ortam doğuyor. Çin'de e, iş adamı arkadaşlarımız var Çin'e giden özellikle. Onlar geldiğinde tabii e, belki tabiri caizse latife de olabilir. Çünkü Çin'in biliyorsunuz büyüklüğü 2 milyar yakın insan yaşıyor Çin'de. 2 milyar insanın çalıştığı bir ortamda da e, işsizlik has safhada. Ve inanın ki diyor bir işçi yattığı ranzadan kalkıyor öbür işçi yatıyor. Yani işe giden bir adamın yerine diğer işçi gelip Yatıyor. Aynı ranzayı iki işçi paylaşıyor. O gibi e, işsizliğin daha ucuz olduğu yerlere de işverenler kaçıp orada bir şeyler yapabiliyor. Bunların hepsi tabii ki e, değişik dünya literatürünün olan yerlerde işçi işveren arasındaki ilişkilerden doğuyor. De Devletin tabii yasasaları buna uygun olması lazım. Yasaları çıkarmasın. Devlet ne yapıyor peki burada? Devlet şimdi tabii ki e, asgari ücreti bir damla arttırdıktan sonra vergileri de arttırıyor. e Vergi arttırdığı zaman bu işverene yansıyor. İşveren bir işçi mesela şu an asgari ücrette çalıştırdığı e, 2100 lira galiba değil mi? 2100 lira e, asgari ücret. 2020 lira. 2020 lira asgari ücret ama e, işveren bunu 3300 lira olarak ödüyor. Yani 1250 lira, yani 1280 lira öyle öyleyse 1280 lira fazladan devlete para ödüyor. Bu sigorta, vergi ve... Tabii ki kıdem tazminatına olan tazminat gideri olarak pay olarak ayırıyor bunu. şimdi bu 1250 lirayı hemen hemen yarı yarıya fiyat yani işçinin aldığı parasının yarısına kadar. Bunun en azından yarısını işçiye vermiş olsa bugünkü tartışmalar ortaya gelmez. Yani devlet de sigortada, vergide indirim yapması lazım. Yani oranları düşürmesi lazım. Şimdi oranları düşürürse o zaman patronlar da ister istemez sigortasız işçi çalıştırma yönüne gitmez. Ve daha çok işçi çalıştırır. Kayıtlı, kayıt altına alır. Ama şimdi ne yapıyor? Ya diyor ben bir işçi için tamam 2050 lira ama 2050 lira lok kalmıyor. Ben 3300 lira ödüyorum. Sadece bunu çıplak para olarak ödüyorum. Hem devlete hem işçiye. Artı e, o işçinin de bana bir maliyeti var. Yeme gidiriyorum, tuvaleti var, sifonu çekse su, su parası gidiyor. Ellerini yıkasa su parası gidiyor. E, yemek yiyor orada. Aydınlık ışıklar yanıyor. Bunlar da bir maliyet getiriyor diyor. Ve işin içinden çıkamadığını beyan ederek veyahut da çıkan insanların da bunu mala e, kanalize ederek yani çıkardığı ürettiği ürüne kanalize ederek fiyata yansıtmasını çalışıyor. Yansıtınca da eğer biz dolaylı olarak İhracat yapmadığımız süre içerisinde ülkeye döviz gelmez. İç piyasada belki birimizi tatmin edebiliriz. Özellikle konfeksiyon alanında çok iyiyiz. Sağ sola yani giysilerimizi çok ucuza tedarik edebiliyoruz. Ama bunu bir de dışarı satmamız lazım. Dışarı satarsak o zaman daha çok dövizin girmesine sebebiyet verir. Ve işverenler de daha çok çalışır. Ama iç piyasaya tüketirse maalesef fabrikaları kapatmak zorunda kalır. Bizim de şu andaki Türkiye'deki durum bu. Dikkat ederseniz son günlerde yangın olaylarının çok olması tabii ki tenzih ederim. Yani bunu bilerek kimsenin yaptığını söylemiyoruz ama arka arkaya özellikle yılbaşından itibaren çok sayıda çıkan yangın olaylarının ve birden her tarafı sarmalarının düşündürücülü bir kanadı var. İkincisi de aynı şekilde e, özellikle işçilerin kıdem tazminatını alamadıkları paravan şirketler iflaslarını istiyorlar. Kimisi de bunların iflasları da kabul oluyor. İflaslı kabul edilen şirketinde hiçbir malını alman mümkün değil ve o çalışan işçi orada 5 sene, 10 sene, 20 sene çalıştıysa bir kuruş para alamadan ceketini alıp çıkabiliyor. Bu bakımdan devletin bu getirmiş olduğu kıdam tazminatıyla uyumlu olarak çalışabilecek iyi bir program çıkarsa ben işçi işveren arasından da çok iyi sonuçlar alabileceğine inanıyorum. Ben 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün işçiler için hayırlı olmasını temennisinde bulunuyorum. Ama tabii ki sadece böyle sokakta 50 kişinin 100 kişilere kutlanmakla olmaz. Bunların aileleri, çocukları gerçekten işçiye değer veren işverenlerin de katılımlarıyla daha geniş platformlarda yapılmasında, konuşulmasında fayda olduğunu görüyorum. Yoksa sokağa çıkıp iki tane güzel nutuk atıp şarkılar söyleyip döviz taşımak bir şey ifade etmiyor. Bunu yıllardır yaptık, yapılıyor, yapılacak da ama daha değişik bir ortamda işçiye verilen değer ortaya konursa bence çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Önemli şeyden. olan mesajların yerine ulaşması ve kısa sürede de evet. çözüme kavuşması. Evet, Edirne son haftalarda aşırı derecede turist ağırlıyor. Biliyorsunuz Eles kakava şenlikleri vardı iki gündür ve bugün sona erdi. Nasıl geçti? Bu ülke şenlikleri nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tabii ki Eles kakava ayrılmaz bir parça. Yani tabiri caizse bizi izleyen dinleyenlerimiz de Çingene Bayramı olarak adlandırılır. Türkiye genelinde de böyledir. Hıdreles daha önce özellikle Hıdreles'den başlayan bir onun anatomisi var. Bunu beraber kakava şenliklerine de bağladığımız zaman özellikle tabii ki Baba Fingo'nun nehirden çıkıp o toplumu kurtarabileceğine inançla doğan iki çok güzel bir anonimi beraber kutlamış olduk. Bu seneki kutlamalar da özellikle cuma, pazar ve pazartesiye gelmesi sebebiyle biraz buruk geçti. Yani eski kakava şenliklerini yaşayamadık söylenebilir. Neden? Pazartesi yani... Gün olarak. Yani çünkü özellikle tur şirketleri, cumartesi, pazar da gelenler vardı ama cumadan gel geliyorlar Edirne'ye. Cuma, cumartesi, pazar akşamı dönüyorlar. Evet. E şimdi gelen insanların çoğu pazar akşamı döndü. E, pazartesiye kalmadılar. Ee, doğal olarak da e, kısa dönem olduğu için de insanlar tam tadına e, yaşayamadılar. Artı bir de tabii ki hava durumu. Özellikle son gün, yani kakao ateşinin yakıldığı son gün tam beş, beş buçuk sırası yağmurun e, sağanak şeklinde bir yağ bir durması insanları da şaşırttı. Ama oraya gelen insanlar, topluluklar olan insan, binlerce insan yağmura rağmen çok daha e, güzel kutladılar. E, çok sayıda insan geldi. Gerçekten çok, yani Türkiye'nin her yerinden plakaları görebildik Edirne'de. Oteller doldu. E, bu cumartesi olsaydı çok daha farklı olacaktı ama pazar dönmek zorunda kaldılar. E, ve otellerin dolulukları, restoranların dolukları, iş yerlerinin alışveriş yapmaları, hepsi çok 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 güzel oldu. E, özellikle de tabii e, saray içindeki etkinliklere gelinecek olursa, <laughs> Edirne Belediyesi, bu e, programa çok iyi hazırlanmış. Yani kakao hidrali hidraliz çok iyi hazırlanmış. Bunu hakkını vermek gerekir. Hem başta Türkiye genelinde bir duyuru vardı. İftar sofrası diye daveti var Sayın Başkan. Hidralize kakavayı birleştirilen gecede. E, ve iftar sofrasına, sahur sofrasına bütün Türkiye'yi davet eden, e, ulusal kanallarda yayın yapan bir reklam e, skeçi vardı. Ve buradan e, mesajlar verildi. Bunu algılayan tabii çok sayıdaki Türkiye'nin değişik yerlerinden insanların Edirne'de gelip, Selimiye Camii'nde ve bunu zaman zaman da kendimiz de duyduk. Ya yara hacı, hacı olmaya geldik. Umre'ye gitmeye gerek yok. İşte Selimiye'de de namaz kıldığımız zaman, yani üç gün arka arkaya namaz kıldığımız zaman, beşer vakit, biz de burada yarı hacı olmuş oluruz, Umre'ye gelmiş oluruz diye ifadede bulunan vatandaşlarımız da vardı. Tabii saray içine gelecek olursak, Birinci günü biliyorsunuz çok güzel korteşler eşliğinde, oyunlar eşliğinde açılışı yapıldı. İkinci gününde özellikle saray içindeki törenlerde yağmura rağmen binlerce insanın toplanması, o büyük ateşin yakılması, o büyük ateş etrafında değişik insanların değişik kıyafetler giyerek coşkuyla o yağmura rağmen oynamaları görülmeye değerdi ve bu oyunların etrafında da tabii belediye başkanımızın konuşması Edirne'yi çok güzel pozitif bir şekilde anlatması eee Edine, Edirne'de yaşayan insanlar olarak bizlere moral dışarıdan gelenlere de bir dahaki sefere daha coşkulu bir şekilde daha önceden gelebileceklerini bir işaretiydi. ben de hemen hemen bütün gün oradaydık. Gecesi de oradaydık kızımla beraber ve orada ateşin yanışını seyrettik. Ondan sonraki oyunları seyrettik. Orada değişik e, eğlencilerin takip ettik gece saat iki buçukta da Sayın Belediye Başkanımız e, Recep Gürkan Vali Bey e, eşi e, eşleriyle beraber katıldılar e, Geldiler ve sahur yapıldı sahur e, sahura katıldı hepimize e, daha önceden hazırlanmış hazır e, yemekler ikram edildi bütün gelen dışarıda hemen hemen 5 e, yakın bir insan kitlesi vardı. Onların hepsine birer yemekler ikram edildi ve o yemeklerden yiyerek oruçlarımızı tuttuk, niyetlendik. Evet. Ve ondan sonra oradan da Tunca Köprüsü'ne, geleneksel olarak Tunca Köprüsü'ne gittik. Yalnız Tunca Köprüsü'ne şöyle bir şey vardı. Biliyorsunuz orada kazı çalışmaları yapılıyor. Sarayların ortaya çıkarılması bir çalışması vardı. Bu saray çalışmalarından dolayı da orada tabii ki şirket, özel şirket güvenlik tedbiriyle oraya kimseyi almıyordu. Gündüz herkes oraya gitmek istedi. Gece de aynı şekilde oraya yoğunluk oldu. Ancak gitmediler. Tunca'nın diğer koluna, diğer e, köprüde, oradan dileklerini attılar. Zaten e, ileride birleşiyor iki nehirin birleşmesi de e, birleşiyor. Ama sonradan tabi Sayın Vali Bey'in gelmesi, Belediye Başkanı'nın tabi olaya müdahale olmasıyla e, savuru yaptıktan sonra, yani niyetlendikten sonra hep beraber korteş ve oradaki halkla beraber Tunca Nehri üzerine gidildi. Kapılar açıldı ve Tunca Nehri'nde. Belediye başkanımızın hazırlanmış olduğu çelenk eşleriyle birlikte Sayın Vali Bey eşi, Belediye başkanı eşleriyle birlikte ve halkla beraber güzel temeller içerisinde nehre atılarak ve orada bulunan topluluk da ellerindeki kağıtları nehre attılar. Kimisi buruşturarak, kimisi açarak, kimisi katlayarak, kimisi çeşitli dileklerde bulunarak attılar. Ve o kabinde de geldikten sonra da nehrin kenarında pek ağaç bulamadılar ama bulanlar ağaçlara, söğüt ağaçlarına dileklerine bağladılar. Üzerlerinden kopardıkları parçalarla. ve da yine belediye başkanımızın hazırlamış olduğu saray içindeki ağaca dileklerini bağladılar. E, çok güzel bir inanış. Tunca Nehri'nden bu sefer dilek aktı yani. Dilek aktı evet dilek aktı. Bakalım o dilekler kimin tutulacak yani önümüzdeki sene içerisinde. Tabii ki biz herkesin dileğinin tutulmasını temennisinde bulunuyoruz çok güzel bir e, ananevi. Bunu sürdürmemiz lazım. İnşallah bir dahaki dönemlerde kakao ve ıdıralı şenliklerinde daha farklı olabilir. Ramazan'ın da tabii beraber olması. E, ya Seyit Hanım çok güzel bir olay. Şimdi orada gezerken gençler orada davullar, zurnalar çalıyor, eğleniyorlar. Öbür taraftaki insanlar şarkılar söylüyorlar arabasının teybinde. Kimisi karavanlarla gelmişler, açmışlar orada bekliyorlar sabahın e, akışını. Ve diğer tarafta da bizler de orada... Ee, hocamızın okuduğu dualarla e, oruç tutmaya niyetleniyoruz ve yani böyle bir mozeyin içerisinde Edirne'de yaşamak güzel ve ayrıcalıktır diyorum. İnşallah e, güzel bir Ramazan'ı da birlikte geçirip diğer Hıdrelez ve Kakava şenliklerine de önümüzdeki 2020 yılında beraber olma dileğiyle oradan hep beraber ayrıldık. Ve sözü Ramazan'a bağlıyorum. Ramazan başladı. E, bu yıl <laughs> Ramazan nasıl geçer? Esnafın beklentisi ne olur? Çünkü son haftalarda epey e, festivallerle renklendi. Esnaf da biraz rahat nefes aldı diyebiliriz. Şimdi Ramazan'ın son haftasına kadar belki biraz bir durgunluk yaşanabilir. E, son haftasında inanç turizmi biraz daha hareketleniyor. E, esnaf ne bekliyor Ramazan'dan? E, sizin söylediğiniz gibi bugün hatta birinci günü çarşıya çıktık. E, pek fazla insan yoktu yani. Arabalar yoktu, gezinen insan yoktu. Belki alışkanlık. Daha şey etmedi ama siz ifade ettiğiniz gibi 10 gün sonra artık özellikle diğer ilçelerden, illerden veya yurt dışından gelecek olan çok sayıdaki insanla birlikte Edirne daha da coşacak diye düşünüyorum. Değişik esnaf kitlesi insanlarla görüştüğümüzde, vatandaşlarımızla görüştüğümüzde de onlar da bu 40 Kırkpınar'ın öncesindeki Ramazan ayında çok çok umutlular ve ona göre yatırım yaptıklarını ifade ediyorlar. Özellikle... Tabii ki yiyecek ve içecek kesimi ve bir kısım da giyecek üzerine olunan e, sektördeki iş yapan arkadaşlarımız e, çok e, büyük çapta borçlandıklarını, mal aldıklarını bunu da özellikle Ramazan ayına bağladıklarını ifade ediyorlar. Çünkü zaten Bulgaristan, Yunanistan'dan, Balkanlardan yeterince insan geliyor bize. E, bunun yanında şimdiki Ramazan ayı dolayısıyla gerek belediyelerin taşıdığı turlar, gerekse vatandaşların kendileri tercih etmeleri Edirne'ye çok çok büyük hareketlik getirecek. Bunu zaten her böyle etkinlikte görüyoruz. Ama bunun için esnaflarımızın bilinçlenmesi lazım. Tekrar tekrar söylüyoruz. Özellikle restoranlarımızda menülerin olması lazım. Fiyat menülerinin konulması lazım. Bunu Sayın Belediye Başkanı'nın mutlak surette birimlerinin denetlemesi lazım. Yani zabıtanın bu konuları denetlemesi lazım fiyat çok önemli. Yani mide bulandırmasın. En küçük restorantımızdan en büyük restorantımıza kadar onu lütfen masalarına bir kere koysunlar. Bizi izleyen esnaf arkadaşlarımıza da buradan sesleniyoruz. Yani çok önemli bir şey değil. Alt tarafı bir kağıt parçası koyup ki neyi kaç paraya sattığınızı göstermek. Çünkü yabancı turist sadece elindeki para ve elindeki malı tutup bu kaç para diye sorabiliyor. Akşam şahit olduk. Ee, aynı şekilde Japon turistler vardı saray içerisinde. Ee, bir şeyler almak ister o başa takılan e, şap, şey vardı. E, örülmüş taşlar, vardı. Evet. Başka şeyler daha vardı. Almak istediler. Ee, ama anlaşamıyorlar tabii satıcıyla. Ceplerinden para çıkardılar, gösteriyorlar. Falan. Yani oraya halbuki yazsa işte 5 lira o, veya karşılığı işte 1 dolar dese onu anlayacak insan. Ama Yok tabi, bu da bir eksiklik. E, çünkü sadece kendimize göre uyarlamamamız lazım. Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor, ona göre ve duyur dışından insanlar geliyor, ona göre değerlendirmek lazım. Yani fiyat etiketini çok önemsiyorum. İkincisi tabii ki e, e, pide olmazsa olmaz evlerimizde. Pidenin ne olur e, gramajınla oynamasınlar, fiyatınla oynasınlar ama gramajınla oynamasınlar. Bazı fırınların, bunu e, bize gelen şikayetler doğrusuna söylüyorum, yani fiyatı aynı tutuyorlar ama gramajında oynuyorlardı. Şu anda mesela 350 gram pide geçen yıl 350 gram pide 2,5 liradan satılıyordu. Bu sene aynı 350 gram yine pide olacak 3 3 liraya satılacak. Ve yani bu çok küçük bir şey ama insanlar en azından Ramazan ayında daha ekmeğin yerine pideyi tercih ettikleri için pide ve dediğim gibi restoranlardaki fiyat tarifeleri çok çok önem kazanıyor. Tabii ki yine evlerin olmazsa olmazı hurmanın e, fiyatları yine televizyonumuzda yapılan programda gördüm, izledim. Gerçekten insanlar da böyle 100 gram, 200 gram veya bir şeyler almak istiyorlar, çerezdir, şudur. Çünkü alım gücüne bağlı. E, bunu da nereden görüyoruz? Gittiğim esnaf arkadaşların yerinde dururken bunlar gelip aynen e, bu bizim söylediğimiz taleplerde bulunuyorlar. Ve elindeki paraya göre alışveriş yapıyorlar. E, bu da tabii e, bizim açımızdan bir mutluluk verici. En azından az veya çok satılıyor. Ama e, bunun geri dönüşünü de... Bir dahaki dönemlerde sağlamak için de esnafımızın gerçekten çok ciddi dürüst olması lazım. Bunu fırsatçılığa dönüştürmemesi gerektiğine inanıyoruz. Tabii ki en önemli konulardan birisi de camilerimiz. Camilerimizin mutlak surette temiz tutulması lazım. Özellikle Selimiye camimiz çok ayrı bir özelliği olan camimiz ve buna Türkiye'nin ve yurtdışından gelen insanlarımız bütün namazlarını burada kılmak istiyorlar. Evet. Ama Selimiye Camii'nin de e, minare mahyaların çok güzel e, asılmış ve ses ışık sistemleri de yapıldığını Sayın Müftü ile akşam görüştüğümüzde e, ifade etti. Yani ses e, akustik e, vurguları e, yapacak olan ses sisteminin çok güzel olduğunu, temizlik yapıldığını, halıların yıkandığını, yani cami avlusundaki şadırvanın temizlendiğini, etrafın temizlendiğini, yani bakım olarak düzenlendiğini, her şeyin hazır vaziyette bu akşam ee, akşam da tabii kılındı teravih. Bu akşam da teravih namazında kılındı ve e, çok e, gerçekten güzel e, bir e, atmosfer doğdu. E, kısacası e, televizyonumuz da buna özen gösteriyor. Biliyorsunuz her sabah Hatemi Şerif'i yayınlıyoruz. E, cumartesi günden itibaren sabah buradan da izleyeceğimizi duyuralım. Sabah 10. Saat öğleden sonra da, da. Öğleden sonra da saat 15'te de tekrarı var. Tekrarı var. Kaçıranlar için, tekrar evet. izlemeleri için onu da tekrar hatırlatmış olalım. Tabi televizyonumuz gerçekten çok güzel bir yayıncılık yapıyor. Bizi izleyenler de telefonlarla da katılıyorlar. Buna ben de şahit oldum. Gerçekten Edirne televizyonda eksikliği gidermiş oluyor. Yani kısacası Seyda Hanım Ramazan'ın başlamasıyla birlikte... Edirne'de nelerin değişebileceğini önümüzdeki haftanın itibaren izleyip göreceğiz. Evet. Tabii belediye başkanı e, yerel seçimlerden sonra seçildikten sonra koltuğuna oturdu. E, belediye meclisi ikinci toplantısını yaptı. Mayıs ayı toplantısını da. E, sanki oturumlar biraz sert mi geçiyor? E, sizin gözlemleriniz nedir bu yönde? Meclis Şimdi, toplantısı. Birincisi e, Sayın Belediye Başkanı Recep Gürkan yeni dönem içerisinde meclis toplantılarından önce artık tüm meclis toplantılarını sosyal medya üzerinden kendi evet. kendi bir de sosyal e, medya hesaplarından Recep Gürkan hesapları üzerinden ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak verecek. Belediye meclis toplantılarının yani kimin ne kadar ne yapmak istediğini herkes görsün diye. Bu o, baştan e, çok güzel bir alınmış bir karar ben kendilerine tebrik ediyorum şeffaf olması lazım. Halk da seyretmesi lazım. Halkın da bilinçlenmesi lazım. Kim orada ne yapıyor veya kim gidiyor mu gitmiyor mu orada vatandaş görecek. Partilisi görecek yani diyecek ki. Zaten bu çok doğal bir şey. Oradakiler de halkın seçtiği insanlar. Tabii canım halkın ben, benim oy verdiğim de. insan acaba oraya gidip benim hakkımı savunabiliyor mu diye bunu orada tartışabilecek. E şimdiki tabii sizin ifade ettiğiniz gibi de belediye meclis toplantılarının ilkinde sert tartışmalar da oldu. Bu doğaldır. Şimdi yeni seçildi arkadaşlar yeniden e, beraber oluyorlar ve getirilen öner önerileri eğer uygun görmezdikleri takdirde reddedebilirler. edebilirler. Ben e, burada tabii ki özellikle muhalefet grubunu da kutluyorum. Gerçekten e, muhalefeti yapmak için muhalefet yapılmaması lazım. Somut delillerle karşılığına çıkmaları lazım. İki tane önemli konu Sayın Başkan meclis toplantısından canlı olarak izlediğim için söylüyorum. E, açıklayıcı çok somut bilgiler verdiler. Ancak buna rağmen özellikle AK Parti ve MHP grubu, Cumhur İttifakı grubu turizm özellikle et otogar konusunda, otogar konusunda farklı bir fikir ortaya attı. Dedi ki otogar ihalesi Edirne'nin yüz akıdır. Doğrudur. Çünkü Edirne'ye ilk gelen otogara gelir. Otogardan sağa sola gider. Ama otogarın bu halinin çok iyi olmadığı, çok kötü durumda yönetildiğini ve bunun değişmesi gerektiğini ifade ettiler. Hı hı. Ama e, bir firmanın işlettiğini ifade ederek oradaki belediye meclis üyeleri bunun bütün orada kaç tane yazıhane varsa oradaki otobüs yazıhanelerinin herkese verilmesini talep ettiler. Yani bir kişi ancak bir tane yazıhane alsın diğer yazıhaneleri başka otobüs firmaları alsın. Böylelikle hem otogar e, daha güzel canlanır hem de vatandaş daha kaliteli ve ucuz hizmet alır düşüncesindeler. Ben de buna katılıyorum. Yani orada otogarı bir kişi, iki kişi işletmesin. Yani oradaki ihale sistemi nasıl olacak bilemiyorum ama en azından oraya ihaleye katılan firmalar, değişik Türkiye'nin çok büyük firmaları var. Yani bir firmaya esir olacak hali yok. O firmadaki insanlar, Türkiye'nin değişik yerlerindeki firmalar gelirler, ihaleyi alırlar ve burada da Edirne halkına hizmet etmiş olurlar. Bakın şu anda kayıtlarda 167 bin insanımız var. Kayıtlı, kayıtlı evet. nüfusumuz var. E bunu öğrencileri de 30 bin koyarsanız e, 197, 200 bin, 200 bin varıyor. Zaten öğrenci İstanbul'a gidip geliyor. En çok yolculuğu onlar yapıyor. Bu sefer ne olacak? Hem kaliteli yolculuk yapmış olacaklar hem de ucuza yolculuk yapmış olacaklar. AK Parti'nin e, sözcüleri bunu dile getirirler. Sayın Başkan da bunu e, ta, kabul etti ve ihale maddesine bu da konulacak. Ama tabii ki ihaleye çıktığında bunu göreceğiz. E, diğerinde de özellikle turizm zabıtasının kurulması. Bu ee, özellikle Ege'de, e, Akdeniz'de çok görüyoruz bunları. Hem sahilde hem de e, şehir içinde görüyoruz za za turizm zaaftasını Edirne içinde bu gerekli. İşte biliyorsunuz elinde bir tane boncuk, zincir ne satıyorsa işte tespih satan adamın e, turistin gözünün içine sokacak. Arabadan daha iniyor, üstüne atlıyor. Al 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 ne olur diyor, al. Bir tanesi peçete satıyor, birisi başka bir şey satıyor. Yani en azından turizm zaftası hem bu kişileri önlemek, hem de gerçekten esnafı biraz daha denetim altına alabilmek. Üçüncüsü de gelen yolcuya da en azından bilgi verebilmek, bilgilendirebilmek. Bunlar yabancı dil eğitimi de almış olacaklar. Yabancı dilleri anlatarak e, kendilerinin ne yapmak istediklerini, nereye gitmek istediklerini, neyi sormak istediklerini öğrenebilecekler. Bu belediye açısından da başkanın yapmış olduğu girişim de e, çok iyi. Yine belediye meclis üyelerinin... E, Telkin'de bulunduğu yani istemediği hıdırlık tabyası yakında kurulacak olan Mimar Sinan Minya Park ve Kavgas mevkinde kurulacak Trakya'nın en büyük kent parkı için burada reto'yu verdi. Bunun daha açıklık şeffaf olmasını istediler. Başkan da bunu yine getirebiliriz, konuşabiliriz. Bizim için de her şey şeffaf. Zaten başkanın daha önceki dönemde yani. 2017'lerde falan böyle bir projesi vardı. Bunun çalışmalarını o zaman başlatmıştı. Miniatürk gerçekten de Mimar Sinan için Mimar Sinan'ın eserlerinin bulunduğu Yıldırım'da çok güzel bir şekilde ben onun çizimlerini görmüştüm. Gerçekten Edirne'ye yakışacak bir yer olacak. Zaten Edirne'yi gezmeye gelen insanlar bir günde bitiremiyor ama burayı gittiği zaman ben inanıyorum ki en azından 2-3 gün Edirne'de kalması içave edecek ve özellikle yine de çevre ilçelerimiz illerimiz Edirne'ye akacaklar. sadece değil dış yurt dışından bunlar da akacaklar yani kısacası Sayın Başkanın yapmış olduğu son bu Ramazan ayı dolayısıyla da e, saur sofrası da e, bir damga vurdu Türkiye geneline e, Türkiye'de belki ilk defa böyle bir şey yapılıyor kakavala Hidralez'le beraber beraber olması açık bir alanda da kutlanması yani anılması. Çok güzel bir olay oldu. E, şu anlık e, fazla bir şey gözükmüyor. Bugün yapılan bütçe e, yine meclis toplantısında da bütçe konuşuldu. E, belediye bütçesi ilk defa 16 milyon lira e, fazla verdi. Yani Edine belediyesinin giderleri 195 milyon lira, e, gelirleri de 216 milyon lira. E, bunu düştüğümüz zaman işte 16 milyon lira falan bir e, bu fazlalık gözü. Bizde fazlalık ama alacaklar hanesinde de 75 milyon liraya yakın alacak gözüküyor. Evet. Bu alacakların tabii bence yüzde %50'si tahsil edilemez. Çünkü çok eskiye dayalı. Belki vefat etmiştir. Belki Edirne'de bulunmuyordur. Bu insanlara ait. Çünkü ama çok Ama bunlar son 5 döneme <laughs> ait alacaklar diye Çok eski dönemlere Çok eski aittir. dönem yani alacak alacaklar. Alacaklar belirtelim. onlar belirtelim. Yani bu 75 milyon lirayı tabii belediye nasıl tahsil edecek onu e, bilemiyorum. Ve e, bu gibi çalışmaların şu anda e, safhasını görmekten tabii ki edineli olarak mutluluk duyuyoruz. İnşallah düzeltirler e, ve özellikle yine AK Parti grubunun, MHP grubunun ve CHP grubunun belediye meclis üyelerinin, yeni bir seçilen belediye meclis üyelerinin daha heves, daha hırslı bir şekilde konulara vakıf olup yeni konular getirmesi de e, bizi bir ailede sevindiriyor gelecek dönem içerisinde Seyyad Hanım. Geçtiğimiz günlerde buğday fiyatları açıklandı. Çiftçi memnun mu? Bu fiyat çiftçiyi kurtarır mı? Siz nasıl görüyorsunuz? E, tabii şimdi e, buğday fiyatı geçmiş e, yıllara göre biraz artış göstermesine rağmen e, girdiler girdi maliyetlerinin yüksek olması çiftçiyi o düşündürüyor. Evet. Yani şu an fiyat iyi ama yarın bunu sattıktan sonra biz e, buğdaya attığımız ilacı Tohumu Nasıl alacağız mazotu? Nasıl alacağız yani? Geçtiğimiz yıla göre yüzde %30 oranında bir artış konusu yüz... ama yani artış rakamı çok görünebilir yüzde %30 ama maalesef çiftçiyi tatmin etmeyen bir adam. yani bir esnaf esnaf şunu söyler. Ya ben şu rafımdaki malı sattığım zaman 10 liraya satıyorsam ben bunu yerine 10 liraya koyamıyorum diyor. O zaman ne oluyor? Kar yapmamış oluyorum. Yani ben bunu diyor sattığım malı 10 liraya satıyorsam yerine bunu yine 7 liraya 6 liraya koymam lazım ki yine 10 liraya sattığım zaman 3 lira para kazanmam lazım. Ama malımı satıyorum yerine koyamıyorum diye Ve o bakımdan da e, özellikle buğday fiyatını da ana muhalefet partisi de olsa, vatandaş da olsa, köylü vatandaşımız da olsa pek içine sinmiş gözükmüyor. Ama bunun tabii ki düzelmesi için de özellikle e, girdilerin, girdi maliyetlerinin düşürülmesini isteniyor ve primlerin destekleme primlerinin daha biraz arttırılmasını ve destekleme primlerinin de acilen ödenmesinin avantaj olduğu söyleniyor. Bunlar da yerine getirildiği zaman bu e buğday üreticisi de herhalde mutlu olur diye düşünüyoruz Seydan. Evet. Ee, yine geçtiğimiz hafta daha doğrusu dün Edirne'nin fethinin 658. yılı törenlerle kutlandı. Ona da e, değinecek olursak neler söylersiniz? Evet e, Fatih Sultan Mehmet'in e, İstanbul fethinin e, başladığı noktada gerçekten e, Edirne'de e, Fatih Edirne'nin oğlu. Ve e, Edirne'de işte sarayların da restorasyon çalışması bittikten sonra inşallah daha farklı bir yere getireceğiz. E, bunu da anmadan geçemiyoruz ama e, gerçekten e, Fatih'e layık bir şekilde de Edirne'de bu güzel bir e, kutlanma oldu. Belediye, valilik ve diğer ilgili kuruluşlarla birlikte bu güzel günümüzde Mayıs ayının en güzel günü olarak tarihe geçecek şekilde kutlamış olduk Seyda Hanım. Evet şimdi dilerseniz kısacık bir ara verelim daha sonra bu aradan sonra da siyaset konusuyla siyasete bakalım Edirne siyasetinde neler oluyor ona bakacağız ama şimdi önce kısacık bir ara veriyoruz.